Şimdi Ramazan dönemi aslında oruç tutanlar için beslenme şeklinin ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay. Biz zaten gün içerisinde Ramazan dışındaki dönemlerde de sağlıklı yetişkin bireyler için yaklaşık 2-2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Ama Ramazan'da bizim açlık yaşadığımız dönem yaklaşık bir 14 saatlik bir dönem olacak bu sene için. Bir 10 saatlik periyodumuzda beslenme dönemimiz olacak ve biz o 10 saat içerisinde 2-2,5 litre kadar sıvı tüketmemiz gerekecek. İftar ve sahur menüleri nasıl olsun sorusunun cevabını ise beslenme uzmanı Büşra Demirer verdi. Kahvaltılık tüketebiliriz ya da yemek tüketebiliriz. Bizim için burada önemli olan tükettiğimiz yiyeceklerin ne olduğu. Şimdi İftar periyodunda çok ağır beslenmemek gerekiyor. Çünkü bizi işte sindirimi zorluyor. Sahura kadar olan dönemde sindirim ancak tamamlanıyor. Ama sahur döneminde özellikle daha az yağlı beslenmek bizim için daha fazla öneme sahip. Demirer sahuru atlamamak ve iftarda ağır yemekler tüketmemek konusunda uyarılarda bulundu. Benim önerdiğim ve aslında şu anda dünya literatüründe de kullanılan bir metot var. Biraz daha bir kase çorba ile başlamak ya da bir dilim ekmek, biraz peynirle başlayıp bir 10-15 dakika civarında ara vermek de fayda var aslında. Hiç ara vermeden doğrudan işte çorbamızı tükettik, direkt yemeklere başladığımızda yapılan çalışmalar çok daha fazla besin tükettiğimizi, çok daha yüksek kalorili besinleri tercih ettiğimizi gösteriyor. Ama bir ara verdikten sonra bir kase çorba içtik, bir dilim ekmek yedik, 10 dakika ara verdik. Daha sonra tekrar o sofraya oturduğumuzda daha sağlıklı yemek tercihleri yapabiliyoruz.